Merhaba gençler, Kurt Akademi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Matematik Yayınları Öğreniyorum serisi sayfa 53 54 tam sayıların tam sayı kuvvetleri ve test 10'la dersimize devam ediyoruz. Gençler ilk sorumuza dersimize başlamadan önce Kurt Akademi YouTube kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet gençler 6 üstü eksi 2 ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisine eşittir diyor. Gençler 6'ın eksi 2. kuvvetinde önceki kuvveteki eksen kurtarmak için testimizi 1 bölü 6 üzeri 2 diye düzenliyorum. Evet, ne yaptım gençler sanki gizli paydası 1 varmış gibi düşündüm. Ve tabanı ters çevirerek evet, eksi 2 2 olarak yazdık. Buradan da 1 bölü 36 sonucunu elde ederiz. Verilenlere baktığımız zaman 1 bölü 36 denizli seçeneğinde yer alır deriz. Evet devam edelim. ikinci sorumuza geçelim. Aşağıdaki üslü ifadelerin hangisinin değeri 1'e eşittir demiş. Başta 0'ın birinci kuvveti 0'dır. Eksi 2'nin ikinci kuvveti parantez olmadığı için sonuç olarak eksi 4 olur. Eksi 1'in üçüncü kuvveti yani 3 tek sayı olduğu için sonucu eksi 1'dir. 1'in eksi birinci kuvveti 1'in tüm kuvvetleri 1'dir deriz. Zaten taban pozitif olduğu için e bu işlemimizin sonucu 1'e eşittir. Ve denizli seçeneği de sorumuzun doğru yanıtıdır. Evet, devam edelim. Üçüncü sorumuzda tekrarlı çarpımına karşılık gelen üstü ifade istiyor. Yaşlı bakın eksinin içerideki sayılarla herhangi bir ilişkisi yok. Yani eksi burada tekrar etmiyor gençler. O halde eksi yazdım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane 4'ün çarpıldığı için eksi 4'ün 6. kuvveti şeklinde yazmamız gerekir. Evet bunu da gördüğünüz gibi Bursa seçeneğinde işaretleriz. Dördüncü soruya geçelim. A eksi 3 olduğuna göre 1 bölü 7 üstü eksi A üst ifadesini değerini istiyor. Yani 1 bölü 7 üstü eksi A'ya aynen yazdım. Burada A gördüğümüz yere eksi 3 yazarsak 1 bölü 7 üstü eksi evet, A yerine eksi 3 yazıyorum. Yani eksi eksi artık artıya dönüyor. Ve düzenlersem şöyle artı yazalım. 3 duruyor burada. 1 bölü 7 üstü 3 demektir. 7'in 7'nin 3. kuvveti 343'tür. 1 bölü 343 yanıtını elde ederiz. Ve bunu da Bursa seçeneğinde doğru yanıt olarak işaretleriz. Evet 5. sorumuzda devam edelim. 5. Evet, soruda aşağıdaki paketlerden hangisindeki gram cinsinden kuru yemiş miktar bir tam sayının birden farklı kuvvetin eşittir diyor. yani birinci kuvvetten farklı bir kuvvet olmasını istiyoruz. Yani şey 72 herhangi bir sayının kuvveti değildir. 115 herhangi bir sayının kuvveti değil. 244 gençler üst ifade olarak yazılamaz. Ama 216 6'nın 3. kuvvetine eşittir. Bakın birden fazla farklı olarak bir de 6 üzeri 3 yazıldığı için C şıkkı burada sorumuzun doğru yanıtıdır. Evet 7. sorumuza devam edelim. Pardon, altıncı sorumuza devam edelim. Özür dilerim. Altıncı soruda aşağıdaki üst ifadelerden hangisinin değeri sıfırdan büyük birden küçüktür? Yaşta sıfırdan büyük birden küçük demek. Evet pozitif basit kesir demektir. Yani basit kesir olmasını istiyoruz. Yani payı paydasından küçük olmasını istiyoruz. Ama A'da eksi 2'nin 5. kuvveti eksi 32 yapar. Yaşta bakın bu evet sıfırdan küçük bir sayıdır. Evet A'yı eliyorum. Eksi 2'nin eksi 5. kuvveti. Eksi 5 burada gençler tek sayı olduğu için sonuç eksi olacak. 1 bölü eksi 2'nin 5. kuvveti gibi düşünürsem eksi 1 bölü 32'dir. İşte yine sıfırdan küçüktür. Evet negatif sayıdır diyelim. Evet 2 üzeri eksi 5'i 1 bölü 2 üzeri 5 olarak yazarsam. Bakın bu 1 bölü 32 eşittir. Evet gençler 1 bölü 32 sayısı 0'dan büyük, 1'den küçük bir basit kesirdir. O halde aradığımız yanıtı C şıkkında görmüş olduk. 2'nin 5. kuvveti 32'dir diyelim. D'yi de eleyelim. Evet. 7. sorumuza geçelim. Evet. gençler 7. soruda sevgili arkadaşlar şurada çıkma ifadeleri 2 üstü eksi 4 bu gerçi 1 bölü 3'ün üçün 3. kuvveti. Bu da 1 bölü 2'nin eksi 2. kuvveti şeklinde yazalım. Evet. Bizden gerçekten bakterilerin uzunluklarını büyükten küçüğe sıralamamız istiyor. Şimdi A bakterisine baktığım zaman A diye gösterelim. 2 üzeri eksi 4. 1 bölü 2'nin 4. kuvvetten 1 bölü 16 eşittir. B bakterisine bakıyorum. 1 bölü 3'ün 3. kuvvetinden. Gerçekten bu 1 bölü 27'dir. Evet, C bakterisine baktığım zaman da 1 bölü 2'nin eksi 2. kuvvetinde 2 üzeri eksi 2'yi düzenlerken pay kısmını çıkartın. 2'nin karesi demektir. Bu da gençler 4'e eşittir. halde burada gördüğünüz gibi 4 sayısı hepsinden büyük. 1 bölü 27 ile 1 bölü 16. payları eşitken paydası küçük olan büyüktür. Yani 1 bölü 16 büyüktür. 1 bölü 27 diyoruz. Buradan C büyüktür. A o da büyüktür. B olur. C, A, B sıralamasını denizli seçeneğinde görüyoruz. Evet, 8. sorumuza geçelim. Evet gençler. 8. soruya geldiğim zaman olduğuna göre yıldız artı daire toplamı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Gençler 1 bölü 8'in tekrarlı çarpımını 1 bölü 8'in karesi olarak yazıyorum. Bunu da gençler ters çevirecek olursam 800'ü eksi 2'dir. Bakın burada yıldız üstü eksi 2 olduğu için kuvvetleri eşitken tabanları eşittir diyoruz. Buradan yıldızın değeri 8'e eşittir. Diğer tarafta 1 bölü 2'nin 4 defa tekrarlı çarpımını görüyorum. Evet gençler bunu evet, istersek ters çevirecek olursak 2'nin eksi 4. kuvveti yazarız. Bakın burada 4 tabanı olduğu için gençler ben bunu 4'ün eksi 2. kuvvetine eşittir derim. Burada 4 üstü daire olduğu için ve tabanları eşitleyen daire buradan eksi 2 eşittir. Bu ikisinin toplamı da 8 artı eksi 2'den 6 sonucunu elde ederiz. Ve gördüğünüz gibi bunu da A seçeneğinde işaretleriz. Evet devam edelim. 9. sorumuza geçelim. 9. Evet, sorumuzda 2 üstü A eşittir 4 üzeri B eşittir 64 ifadesinde A artı pardon, A üstü B'yi istiyor. 64'ün i̇şte 64'ü 2'nin kuvveti olarak yazarsak 2'nin 6. kuvvettir. Evet o halde burada A'nın değeri 6'dır. E, 4'ün kuvveti olarak yazarsam da 4'ün 3. kuvvettir. Demek ki b de burada 4'ün kuvveti 3'e eşittir. Bizden A üstü B'yi istedim. A yerine 6 B yerine 3 yazarsam 6'nın 3. kuvveti 216 sonucunu elde ederiz. Ve bunu da gördüğünüz gibi C şıkkında işaretleriz. Evet 10. soruyla devam edelim. Evet, X bir tam sayı ve eksi e, 5 küçüktür. E, X o da küçüktür 6'dır diyor. Buna göre eksi onun x.inci kuvveti ifadesini alabileceği değerlerden kaç tanesi pozitiftir diyor. Gençler pozitif olması için X'in burada pozitif sayı olması gerekir. Özür dilerim. X'in burada e, çift sayı olması gerekir. Çift kuvvetler sonucu pozitife çevirir gençler. O halde çift kuvvet olmalı diyelim. Eksi 5 ile 6 arasındaki çift kuvvetleri yazarsam Eksi 4 var gençler. Eksi 2 var. 0 var. 2 ve 4 var. Bakın burada alabileceği kaç farklı değer var? 1, 2, 3, 4, 5 farklı değer var diyelim. A seçeneği de sorumuzun doğru yanıtıdır diyoruz. Evet, 11. sorumuzda Aşağıdaki sayı doğrusunda ardışık tam sayılar arası eşit parçalara ayrılmıştır. Buna göre m üstü n ifadesini istiyor. Yaşta burada eksi 8 ile eksi 5 arasında eksi 3 arasında evet eksi 3'ten eksi 8'i çıkartırsam artıya çeviriyorum gençler. 5 bir mesafe var. Bakın burada 1, 2, 3, 4, 5 aralık olduğu için buraya eksi 7, buraya eksi 6 birer birer artar dedik. Buraya eksi 5, Eksi 4, eksi 3, eksi 2 ve eksi 1 gelir. Gördüğünüz gibi m'nin değeri eksi 6, n'nin değeri eksi 1'dir. Hadi m üstü n'de. m gördüğüm yere eksi 6 yazıyorum. n gördüğüm yere eksi 1 yazarsam. Evet gençler kuvvetteki eksiden kurtarmak için 1 bölü eksi 6'nın birinci kuvveti yazdık. Bu da eksi 1 bölü 6'ya eşittir. Ve Bursa seçeneği de sorumuzun doğru yanıtıdır deriz. Evet 12. soruyla devam edelim gençler. Evet, aşağıdakilerden hangisi eksi 2'nin tam sayı kuvvetlerinden birinin değeri olamaz demiş. gençler eksi 2'nin tam sayı kuvveti dediği için şöyle düşüneceğim. Evet tabandaki sayımız sevgili gençler burada tabandaki sayımız negatif bir sayı negatif sayının gençler çift kuvveti olursa mutlaka pozitife dönecek. O halde bakalım. Diğerlerini düşünmen lazım. Ee, şimdi eksi 2'nin 32 nasıl elde edebilirim gençler? Eksi 2'nin 5. kuvvet dersem buradan eksi 32 elde ederiz olabilir. Evet eksi 2'nin 3. eksi 3. kuvvet dersem bunu şöyle 1 bölü eksi 2'nin 3. kuvveti yazarım. Bakın eksi 1 bölü 8'i elde ederiz. Sevgili gençler eksi 2'nin 128 7. kuvvetiydi 2'nin. Ama eksi 2'nin eksi 7. kuvvet dersem e, evet, kuvveti 2 eksiden kurtarmak için 1 bölü eksi 2'nin 7. kuvveti yazdım. Gençler ya işte burada sonucun 1 bölü. Evet 128 olması lazım ama önünde eksi olacak. Bakın burada eksi yazmadığı için C şıkkı eksi 2'nin herhangi bir kuvveti olamaz deriz. Evet, D'ye geldiğim zaman da gençler eksi 2'nin 4. kuvveti 16'ya eşittir. D de olabilir. Gördüğünüz gibi C şıkkı burada sorumuzun yanıtı olur diyelim devam edelim. X ve Y pozitif tam sayılardır. 5 üstü x eksi 3 ile evet, eşittir demiş. Y 7 üstü. Y artı 4 olduğuna göre x çarpı y diyen istiyor. Gerçekten burada 5 ve 7'nin evet kuvveti ve eğer gençler hangi sayı verirsek eşitlenir diye düşünüyorum. Kuvveti 0 yaparsak gençler evet 5'in 0. kuvveti 1 olur. 7'nin de 0. kuvveti 1 olur. O halde kuvvetleri 0 eşitlemem lazım. Yani x eksi 3 sıfırsa x buradan 3 eşittir. y artı 4 sıfıra eşitse y de buradan eksi 4'e eşittir. Bizden bu x'in çarpımını istedim. 3 çarpı eksi 4'ten eksi 12 sonucunu elde ederiz. Ve c şıkkını doğru yanıtı olarak işaretleriz. Evet 15. soruyla devam edelim. Pardon özür dilerim. 14. Soruya devam edelim. Evet, 25 üstü a 0 tam %4 olduğuna göre a kaçtır demiş. Gerçekten önceki 0 tam %4'ü 4 bölü 100 yazıyorum. Bunu da sadece 1 bölü 25'e eşittir. Gerçekten bu 25 birinci kuvvettir. Bunu pay kısmına çıkartırsam 25 üstü eksi 1'e eşittir. Bakın burada 25'ler eşit olduğu için gördüğünüz gibi a'nın değeri eksi 1'e eşittir. Evet buradan da bursa seçeneği sorumuzun doğru yanıtıdır. Evet 15. soruya geçelim. Evet yukarıdaki tahtada yazılı işlemin sonucunu istiyor. Gerçi 7'nin eksi 2. kuvveti eksiden kurtarmak için 1 bölü 7'nin karesi yazdım. Eksi. Eksi 7'nin eksi 1. kuvvetini de yine 1 bölü eksi 7'nin 1. kuvveti olarak yazalım. Düzenlersem 1 bölü 49 eksi. Yani 1 bölü eksi 7'nin birinci kuvvette eksi 1 bölü 7 demektir. Burada 2 eksi yan yana gelince artıya çevirelim. Ve toplam işlemi yapabilmek için de paydaları eşitleyelim. 1 bölü 49 artı 7 bölü 49'dan 1 ile 7'yi toplarsak 8 bölü 49 sonucunu elde ederiz. Ve gördüğünüz gibi A seçeneğini de doğru yanıt olarak işaretleriz. Evet devam edelim. Ve bir sonraki sorumuza geçelim. Aşağıda numaralandırılmış kartlar verilmiştir. Bu kartlardan numarası asal sayı olan kartlarda yazan sayılar üst. Diğerlerinde yazan sayılar taban olacak şekilde ifade edilebiliyor. Buna göre elde edilen kaç tane üst ifade negatiftir diyor. Gençler numarası asal olanlar evet ne olacak yani üst olacak diğerleri taban olacak. O halde üst olacakları bakın 2 ile 3 üst olacak gençler. O eksi 2'nin ne diyorum gençler? Evet diğerleri taban dedik. Pardon kuvvet dedik. Eksi 2'nin ikinci kuvvetim. Buradan artı 4'e döner. Evet yine gençler eksi 2'nin üçüncü kuvvetini düşünürsem. 3 tek sayı olduğu için gençler eksi kalır ve eksi 8'dir. Eksi 3'ü taban alırsam 2 üst alırız. gençler bu artı 9'a döner. Eksi 3'ün 3. Üçüncü kuvveti de yine tek sayı olduğu için kuvvetteki sayımız eksi 27'dir. E kaç tanesi negatif? gençler bakın burada 2 tane sayımız negatiftir. Ve C şıkkı da doğru yanıktır diyoruz. Evet devam edelim ve bir sonraki sorumuza geçelim. A ve B birer tam sayıdır. A üstü B 256 eşitmiş. A artı B ifadesinin en küçük değerini istiyor. Gerçi 256'yı birçok şekilde ifade edebilirim. Bakın 256'nın birinci kuvveti. 16'nın karesi. Gerçi aynı zamanda bu eksi 16'nın karesi şeklinde de ifade edilebilir. 4'ün dördüncü kuvveti. Yani aynı zamanda eksi 4'ün dördüncü kuvvettir. Bir de gerçi 2'nin 8. kuvveti. Yani eksi 2'nin 8. kuvveti 256 eşittir. A ve B'nin toplamı gerçi. A tabandaki sayı B kuvvetteki sayıydı. Bakın burada gençler eğer biz A ve B yerine eksi 16 ile 2 alırsam elde edilecek en küçük sonuç eksi 14 olur diyoruz. Ve eksi 14 yanıtını Bursa seçeneğinde işaretliyoruz. Evet sevgili gençler bu soruyla dersim burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.